Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir sevgili koç burçları. Bugün sizler için bir 7 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Nisan ayının ilk haftası uğuruyla, güzelliğiyle, bereketiyle ve başarılarıyla gelsin diyorum. Güzel bir hafta olsun herkes için. Acaba biraz erken mi geldim? Çünkü kapattım, hazırlandı burası ve ben geldim. Biraz erken mi gelmişim acaba? Olsun olsun. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bütün tel ve yani şuraya kadar şuraya kadar neredeyse tel ve burada kalmış. Şimdi şöyle bir fincanınızı göstereyim. Diyeceksiniz ki ah benim yollarıma bak. Gerçekten yollarınız çok çok güzel. Hadi bakalım şu dipten bir başlayalım. Arkadaşlar bakın 3 durum var. Birincisi sanki burada böyle yavru bir sincap var da ellerini böyle yapmış gibi duruyor bakın kafa yapısı biraz ileri doğru. Hatta biraz ördeğe de benziyor olabilir ama iki şekilde de ben size söyleyeyim. Birincisi ördek olması demek ya bir aşk hayatınız başlar ya da çok sevdiğiniz bir gündem olur. Bunu şimdiden hissetmeye başlarsınız yani tamamen kalbinizden geçen birisi varsa gönlünüzden geçen bir olay varsa bununla alakalı olarak gündemler oluşmaya başlar ve sizler bunu hissedersiniz Sincap da zaten sizin çok böyle nasıl diyeyim tatlı hoş sevecen, Hani iyi bir insan olduğunuzu Çevrenizdeki insanlara yardım ettiğinizi kendi işinize de genel olarak bir başarıyı anlatıyor ve hem sizin başkalarına bu dönemde faydanız dokunur hem de başkaları size yardım eder karşılıklı olarak böyle bir yardım edelim. İkimiz de aynı şeyleri düşünüyoruz gel beraber ilerleyin iş olur para olur satış olur iş başlangıçları olabilir bir yere gitme olabilir bu ilişki olabilir. Yani karşılıklı olarak dediğim gibi birbirinize faydanızın dokunduğu birileri olabilir. Şimdi dediğim gibi bir durum daha var. Burada da arkadaşlar bakın sanki böyle bir kepçe gibi görünüyor. Aynı zamanda sanki eline eldiven geçirmiş bir düşünün. Hatta bilirsiniz bazı eldivenler burayı komple kapatıyor. Yılbaşı eldivenler olur ya şurayı komple kapatıyor. Burası bir bütün görünüyor. Baş parmak ayrı kalıyor. Onun gibi bir görüntü var bakın. Baş parmak kısmı. Şurada çıkıntılı olan kısım. Şurası da şey. El sanki böyle bakın kürek gibi olmuş. Şurada bir şey var bakın onu alacak. Burada da bir kazmanız var farkındaysanız. Şimdi Şöyle bir yorum yapılabilir bununla alakalı. Öncelikle eliniz gerçekten kürek gibi olmuş. Kürek gibi olmasının sebebi de bir şeylerin hayatınıza bol bol gelmesidir. Çok fazla mücadele ettiğiniz bir dönem olmuş demek ki. Bir şeylerle çok uğraşmışsınız. Endişe, sinir, stres, her türlü sıkıntıyı yaşadığınız bir dönemden artık çıkış dönemine geldiğinizi anlatıyor. Ama bunu da dedim ya eldiven şeklinde yapıyorsunuz. Eldivenle dedim ya burayı kapatıyor komple diye. Bunların içinde yaramı var bir şey mi var göremezsiniz. Tabii ki tamamen özellikle duygusal anlamda kendinizi biraz son zamanlarda gizlediğinizi kendinizi biraz kapattığınızı ifade ediyor. Ve şimdi arkadaşlar bunun ortaya çıkması da şunu anlatır. Ben aşk olarak tabii ki duygusal anlamda. Bakın iş hayatınızda aile hayatında akrabalar arası ana babayla çocukla yani sizi belki üzüyorlar, iş yerinde çok sıkıntı yaşıyorsunuz ama o kadar çok kendinizi duygusal anlamda bastırmışsınız ki artık izole olmuşsunuz. Şimdi bu Nisan'ın ilk haftasında bu duygusal olarak yaşadığınız sıkıntıları böyle bir hani açıyorum size. Kendimi artık gösteriyorum. Kimse beni üzemez. Kimse benimle uğraşamaz. Bak çocuğumsun. Sesimi çıkartmadın. Geçen sefer bana bir şey söyledin. Bak yine aynısını yapıyorsun. Artık yeter yani. Deyip bakın böyle bir kendinizi savunduğunuz bir konuşma yaptığınız bir durum var. Artık o eldiven çıkıyor ve hani ne var ne yok her şeyi söyleyip gösterip anlattığınız. Dediğim gibi özellikle de duygusal anlamda kendinizi açtığınız bir dönem ve genel olarak bir dürüstlük dönemi diyebilirim. Kazmanın olması da dediğim gibi bir toprağınız var. Düşünün ki orayı kazıyorsunuz, orayı çapalıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Oraya demek ki bir tohum ekeceksiniz. Hatta elinizle böyle alıyorsunuz dedim de ucunda bir şey vardı. Şu kısımda bir şey alıyorsunuz diye. Arkadaşlar bir elinizde tohum, bir elinizde kazma. Kazıp ne yapacaksınız? Oraya tohumu atacaksınız. Demek ki sizler bu dönemde ki aile içinde aynı şekilde bir şeylerle uğraşıyorsunuz. O toprağın içine atacağınız bir tohum var. Bu ilk merhabalar, işe başvurular, dilekçeler, paralar, ilk para biriktirme, işte bir şey yapacaksınız, ilk çalışma hadi bakalım deyip belki okul gündeminiz var gidip kitaplarınızı aldığınıza. Evlenecekseniz aileyle tanıştırdığınız an ilişki varsa ilk merhabalar dediğim gibi Belki başka şeylerle ilgileniyorsunuz Başvuru, araştırma bunların olduğu bir dönem Bakın çok baş Her an vazgeçebilirsiniz Atmazsınız tohumu olur biter Kimse de niye çapaladım burayı demez size Kapatıverirsiniz üstünü o kadar dediğim gibi başlangıç hani vazgeçseniz hiçbir sıkıntınız olmaz. Bu kadar daha başında olduğunuz bir şeyler var. Ama dediğim gibi çok iç kısımda görünüyor. Yani gayet güzel ve zaten şurada da gösterdim sizlere yaklaşık 1 iki hani şu biraz daha bir yere gitme ile alakalı. Hani ona ilgilendir ilgilenmez bir şey diyemeyeceğim ama özellikle iki tane konuda çok uzun süreli gündemleriniz var. Hani bu hafta böyle büyük bir olay niye görünüyor derseniz diyorum ya daha tohum atmamışsınız belki vazgeçeceksiniz ama çok yoğun bir görüntüsü var. Bir şeyler kafada demek ki canlanmaya başlıyor. Burada da arkadaşlar üst makam mertebelerden konuştuğunuz insanlar var. Bir şeyleri gözlüyorsunuz bakıyorsunuz acaba bize artısı katkısı var mı? İnsanlara bu dönemde biraz eleştirel bakabilirsiniz. Eleştirel bakmanızın sebebi de şu ya bir meslek var ama artıları eksileri nelerdir? Eksilerine bakıyorum eleştiriyorum artılarına bakıyorum hmm diyorum. Onun haricinde belki bir ilişki var. O insana biraz daha tabii ki aman ya kusurlarını görmeyeyim diyeceğiniz bir şey değil. Belki arkadaşınız olsa bunu yapabilirsiniz. Ama evleneceğiniz insan varsa iş kuracaksanız, e para yatıracaksanız sonuna kadar tabii ki bir eleştirel gözle bakarım bir kusuru var mı bir bakarım ya hani fiziksel olaraktan öte karakteristik bir kusuru var ama canım o da öyle bir insan ya deyip geçebileceğiniz bir şey değil demek ki. Bu kadar dikkatli gerçekten eleştirel belki gerçekten hani Evi, ev alırken ne yaparsınız? Ev çok güzel okey de bakalım kusuru var mı? Biraz böyle sağına soluna iyi bakarsınız değil mi? Onun gibi bir olayınız var. Bakın nereden nereye belki ev alıyorsunuz, belki başka bir şey yapacaksınız. Mesafesine bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Bakın çok fazla gündeminiz yok aslında. Herkesin belki birer ikişer tane buradan durumu var. Ama konuşun. Küçük küçük bıcırık bıcırık olaylar neydi? Büyük büyük olaylar. Çocuğunuz için belki, kendiniz için belki. Şimdi arkadaşlar onun haricinde büyük büyük konuşmalar var. Ağzınız açılmış ve çok şey konuşuyorsunuz. Bu dönemde sizlerden adında soyadında S, Y, T ve harfleri olan kimler varsa hane içinde aynı şekilde bulunduğunuz durumdan başka duruma bir değişim, bir farklılaşmayla bir geçişiniz olabilir. Zaten aklınıza bir şeylerde yeni bir dönem başlatma olayı var olarak görünüyor. Bir değişim düşüncesi var ama belki maddi belki manevi belki haber bekliyorsunuz o yüzden yapamamışsınız. İnşallah bu hafta biraz daha kararlı olup olmadığınızı fark eder ve bir an önce başlarsınız diyorum. Şöyle devam ettiğimde güzel bir yol var. Yolun ağız kısmında iki kişisiniz samimi bir konuşma var. Birisi duygusal olarak olaya katkı sağlarken birisi arkadaşlar kafası yani tamamen düşünce şekli ve arkasında da bakın çok güzel bir atı var. Muradı ile geliyor. Hem zeki hem çalışkan, hem kafası çalışıyor hem de dediğim gibi şanslı da bir insan yani. Belki sizsiniz bu ve bir kişi daha var. Tamamen duygusal anlamda bakarak bu olaya bir şekilde katkısı dokunuyor. Ve beraber bakın bir yolun başındasınız ve çok da güzel bir ilerleyişiniz var. Hadi her şeyin hayırlısı olsun. Buradan birçok konu çıkar. Hani özellikle şudur, özellikle budur diyemiyorum. Bu belki ilişkilerle alakalı, belki işle, belki aileyle alakalı. Ve dediğim gibi güzel kağıtlarınız var. Bir tane yol var. Çok yani böyle duruyorsunuz. Sadece yolda duruyorsunuz. Aslında ilerleyebilirsiniz fakat kafanızın üzerinde değil, bir kişi var. Ve bu kişinin söyledikleri sizi inanılmaz derecede baskılıyor sevgili arkadaşlar. Bu baskıdan kurtulursanız yolunuz var ama bu baskıya tamam eşim beni bastırsın, bana izin vermesin, işte şu kişi bana karışabilir. Kim insan? Aile olmak zorunda değil. Arkadaşlarının baskısıyla, dışarıdaki insanların baskısıyla kendi potansiyelini göremiyor. Belki çocuklarınıza var böyle şey. Çalışsa çok zeki, çok yüksek şeyler yapabilecek ama çevresindeki insanlar belki biraz çalışmıyorsa onu da aşağı mı çekiyorlar acaba? Yani böyle bir durum var. Aslında size bir şeyler güzel olacak diye düşünüyorsunuz fakat bir şeyler frenliyor, bir şeyler engel oluyor. Bu da bir insan olarak görünüyor. Buraya geldiğimde dediğim gibi bu biraz daha yol ama nasıl bir yol biliyor musunuz? Bir yere kadar gelip bir yerden sonra herkes farklı yollara dağılıyor sanki. 3-4 kişilik bir grup burası. Burada da bakın yükselişe doğru giden bir yol var. Gayet güzel. Şöyle bir arkadaşlar, hadi bakalım niyetlerinizi tutun. Her şey hayırlısı olsun, bütünün hayrına olsun. Dediğim gibi bakın birkaç kişisiniz. Özellikle bir yerden sonra ayrılabilirsiniz. Ayrıca şurada güzel bir U harfiniz var. İkili ilişkinin hemen yanında olduğu için. Bu bir iş görüşmesi, ikili konuşma, aşk konusu falan da olabilir. Bir geri dönüş alma, tekrar birlikteliklerin olması gibi bazı durumları da tabii ki beraberinde getiriyor. Onun haricinde Şurada çok kalın bir V harfinin içerisinde bir kafa burada bir kafa burada. Sanki arkadaşlar iki küs aile barışıyor gibi. iki aile birleşiyor gibi. Ee, iki büyük para. iki büyük kafa buluşuyor gibi görünüyor ve bildiğiniz gibi V harf bildiğiniz gibi dediğime bakmayın çok sık çıkan bir harf gelecekle alakalı planları anlatıyor ve bunun etrafında da bakın küçük küçük insanlar topluluk halinde çok yoğun bir Konuşma şekliniz var. Bu arada ne dilediyseniz çok güzel bir e, sınır oluşturuyor. Yani ne yapmak istediğinizi bilerek ilerlediğiniz bir dönemdesiniz. Arkadaşlar neye niyet ettiyseniz hayırlısı olsun. Hepinize şimdiden iyi haftalar dilerim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.